Merhaba arkadaşlar, M Kurtuluş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Knight Online'dan Rise Online'a adaptasyon süreci. Bu seri büyük ihtimalle 10 bölüm şeklinde olacak. Arkadaşlar max level 65 level'dı. 85 level cap geldi. Bu sırayla geldi tabii, 70, 75, 80, 85 şeklinde. Şu an 85 maksimum seviye. Minimum bizim bu tüm dungeon'lara girip hani değerli dropları alabilmemiz için 80 level olmamız lazım. 80 level olmamız için de burada Knight'taki gibi kullanabileceğimiz bir Genya var. Bunun ilk başta hikayesini anlatayım. İlk başlarda Genya yoktu. Herkes elle kasıyordu. Genelde bu tarz MMORPG oynayanların yaşı 25-30 artı olduğu için hani işte çalıştıkları süreçte oyunu oynayamıyorlar ve level'larından geri kalıyorlar. Oylama yapıldığında bu tarz bir şeyin olması istenmiş. Bu onlar da oyuna Rogue Assistant olarak eklemişler arkadaşlar. Şimdi gelin size Rogue Assistant'dan çok kısa bahsedeyim. Ondan sonra hani Genya'dan farklarını da söylerim size. Biz de şu an bu şekilde bir tane Graveguard slotunda kasıyoruz. Bu güzel bir ek slot arkadaşlar. Burada büyük ihtimal 75'e kadar kasacağız. Şu Rogue Assistant nedir? Gelin bir bakalım hemen birlikte. Şimdi bu Rogue Assistant'ı biz Knight'taki gibi Genya muhabbeti yok. Atıyorum bir Genya alıyorsunuz, 10 tane veriyor. Tanesi 2 saatten 20 saat Genya kullanma hakkınız oldu. Burada öyle değil. Burada birazcık daha o konsepti değiştirmişler. Arkadaşlar burada kullanabileceğimiz free'de 0 kalmış. Şimdi bunların hepsini size tek tek anlatacağım. Şimdi Royal Premium ve Elite Premium olarak 2 tane premium var. Royal Premium'un avantajları, yani bizdeki X Premium gibi düşünebilirsiniz. Birazcık daha fazla X verdiği için kullanıyor. Ve günlük size Rogue Assistant veriyor arkadaşlar. 2 saat kullanabilmeniz için. Bedava 2 saat Rogue Assistant kullanıyorsunuz her gün. Royal Premium sahibiyseniz. Eğer Elite Premium sahibiyseniz bir tane kullanabiliyorsunuz. Günlük benim Rogue kullanma saatim 23 saat. 23 saatten fazla Rogue kullanamıyorum. Bunu kısıtlamışlar böyle 1 saat olarak. Eğer Elite Premium'unuz varsa 22 saat kullanabiliyorsunuz. Şimdi bakın, burada benim günlük totalde kullanabileceğim burada 610 saatlik bir şeyim kalmış arkadaşlar. 10 saatlik bir Rogue Assistant'ım kalmış arkadaşlar. Ama bakın yüklediğim benim daha fazla. Çünkü günlük limitimi açtıktan sonra bu sıfırlanacak. Yani gelin size şimdi bunlardan bahsedeyim. Bu Magic Puppet, şu şekilde mağazadan göstereyim size şeklini. Bende ikisi de var. Power Up çıktı başta. Power Up'ı söyleyeyim size arkadaşlar. Power Up günde 2 tane basabiliyoruz. Bu iki tane bastığımızda 6 saatlik bize Rogue Assistant veriyor arkadaşlar. Burada tek tek satılıyor bunlar. Şu ise, şu Magic Puppet ise, bundan 3 tane basabiliyoruz. Bunun tanesi 7 saatlik veriyor. Ama bundan da 3 tane bastığımızda 21 saat hakkımız olurken, ama günlük biz bundan 15 saat kullanabiliyoruz. Yani totalde şu ikisini bastığımızda kısacası günde 21 saat Rogue Assistant'ımız oluyor. Bunun üzerine günlükte 2 saat premium'dan geleni eklediğimizde 23 saat Rogue Assistant kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin bir arayüzüne bakalım. Buraya geçtikten sonra şuraya bakın. Burada pot ayarlama hemen. Potlarınızı koyuyorsunuz. Basacağı yüzdeleri koyuyorsunuz. Tık tık otomatik olarak kendisi basıyor. Buraya geç. Burası ise bizim atak kısmımız. Buraya üst taraf atak skill'lerini koyuyorsunuz. Alt tarafa işte kullanacağınız, atıyorum bu mesela 10 dakika boyunca %7 exponus fazla veriyormuş. Bitmiş mesela koymuşum bunu. Bunun yanına atıyorum şey var. Yeni armor var. Dediğimiz repair armor bu da. Bunu da aynı şekilde buraya koyuyorsunuz. Bu da otomatik basıyor. Burada adrenalin, yani wolf'imiz var. Burada dash, yani SV'miz var arkadaşlar. Alt tarafta bir şeyimiz yok. Price'sanız alt tarafa hani parti skill'leri bunlar. Burada parti player yazıyor zaten. Parti skill'lerini de bu şekilde ekleyebilirsiniz. Buraya press'iniz veya mace'iniz. Şimdi gelin buraya, asıl olaya geliyorum size. İnanılmaz bir devrim. Burada yine oto, hani işte adrenalin bitince, potunuz bitince, okunuz bitince oto tone atan bir şey var. Burada ise hit durability diyor. Yani artık durability sıfıra indiğinde otomatik olarak ton atıyor. Bu ise auto repair. Buraya geçiyoruz. Burada hemencik karakterimiz şey, hangi yaratığa vuracak? Şu an Graveguard kesiyoruz. Graveguard'ı işaretlediği için Graveguard'a vuruyor. Atak range 40. Travel range 40. 40'a atak yapıyor. 40'a hareket ediyor. Ama asıl şu üstteki olay var ya, muazzam bir şey baba. Bu inanılmaz bir güncelleme diyebilirim size. Burada kardeşim ne oldu biliyor musun? Şimdi ben bu partiden DC oldum. Öldüm, kalktım. Bir şey oldu, bilgisayarım kapandı, geri geldim, parti başkanına ulaşamıyorum. Parti başkanı geliyor buraya, kod yazıyor. Bu şekilde otağda. Ben bu adama Zeus'a gelip PM'den kare ADD yazdığım zaman tık otomatik olarak partiye giriyorum arkadaşlar. Bilgisayar başında olmasına gerek yok. Muazzam bir özellik bu. Ama şimdi Zeus'un ne yazdığına bak. Parti kodu var mesela. Zeus mesela böyle yazmamış benim gibi. Bunun sonuna X koymuş arkadaşlar. Ben Zeus'a böyle yazdığımda otomatik olarak beni alıyor. Veya siz buraya Ahmet, Mehmet istediğinizi yazabilirsiniz. Johnny istediğinizi yazın arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Otomatik olarak partiye girebiliyorsunuz. Şu alttaki ise arkadaşlar TP. Bu da mage'ler genelde kullanıyor. Mage yazıyor buraya, atıyorum. Ne yazdık? Şu şekilde 444 yazdı. Otomatik olarak 444 yazdığınızda, ama kare 444 sizi yanına çekiyor.
Yani bu şekilde RPR'ye falan gitmek istediğinizde veya Tone'da işiniz olduğunda gidip hemen yazdığınızda tekrar sizi yanınıza çekiyor arkadaşlar. Bu da muazzam bir güncelleme olmuş. Hani gerçekten çok güzel. Yani bu güncelleme değil hani. Şimdi Knight'tan Rise'a geçiş yaptığımız için oyun güncelleme yapmış. Yani oyunda zaten bu vardır büyük ihtimalle ilk çıktığında. Ve bizim zamanında yeni serverlar açılırken bir bas bas bağırdığımız hani skill bar kilitlensin oraya. Babalar biz skill bar'a hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Bakın şimdi. Biz Prest'in yanında yapacağız zaten onu. Şimdi stop diyelim. Bak skill bar'ım açıldı. Hemen gelin. Start diyelim. Bak otomatik olarak başladı. Gördünüz mü? Ama bu SC'yi büyük ihtimalle biz kendimiz basmamız gerekiyor. Bunu bir durduralım. SC'yi kendimiz basalım. Bunu otomatik basmıyormuş SC'leri. Ya yemeklere basıyor da SC'lere basmıyor demek ki. Bu şekilde arkadaşlar yani skill bar'ın kilitlenmesi hani makroya da büyük şekilde engel diyebiliriz. Yani geni altı en azından makro kullanılmıyor burada. O güzelliği var. Muazzam bir özellik arkadaşlar. Bu arada bu hani şimdi dedik ki hani bu var şu var falan filan. Bu şekilde size ben şeyi de göstereyim Action House'dan. Hani fiyatlarını da ortalama bir hesapladım. Bu birli satılıyor. Genelde bu fiyatı Power Up'ın 2.5M. Bunun da sebebini söyleyeyim size arkadaşlar. Bu item Roco Coin'le satılıyor. Yani siteden para direktman atıyorum KC alıp alabileceğiniz bir şey değil. MetaMask cüzdanınız olması lazım. Oraya Roco Coin satılalım. Roco Coin üzerinden alıyorsunuz. Ben o şekilde aldım. Kolay. Hani eğer bu işleri anlamıyorsanız direkt pazardan da 2.5M karşılığında çekebilirsiniz. Zaten günde 2 tane basıyorsunuz. 5M buna gidiyor. Tamam mı? Bir de Magic aldınız. Magic Puppet'te 7M. Bundan da günde 2 tane basıyorsunuz diyelim 14 saat. Ondan 2 6, ondan 14. Bu da ne yapar? 8 16M yapar. O 5M 21M günlük masrafı var. Zaten günde 24 saatte sizin buradan rahat bir şekilde 20M gibi bir coin kasıyorsunuz. Yani bedavaya kasıyorsunuz diyebilirim. Tek masrafınız Repair Hammer. Arkadaşlar şu arkadaşımızda gördüğünüz üzere oyunda ilerleyen süreçlerde bakacağımız crafting'ini yapıyor. Geliyor burada bak. Taşını farmlıyor arkadaşım benim. Bu şekilde arkadaşlar Robheston'ı göstermiş olduk. İlerleyen süreçlerde haritaları da tanıtacağım. Hani haritaları tanıtacağım derken zaten hani mevcut oynayanlar biliyor herkes. Ama hani geçmeyi düşünenler, oynamak isteyenler olursa diye en azından haritaların benzerliklerini çok yabancılık çekmeyeceğinizi, rahat bir şekilde kasabileceğinizi gösterebileceğim bir videoda yapmış olacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.